Masum bir güzellikten şeytani bir afete gidiyorsunuz. O güçlü erkeklere pek bayılır. Bakıyorum her şeyi biliyorsun Keşiş Efendi. Maria bir cadı kadar iğrenç, zalim ve bir tilki kadar da kurnazdır. Kolay girer erkeklerin koynuna, çok kolay da avucunun içine alır. Beni sığdıramaz avucuna Keşiş Efendi, meraklanma sen. Nihayet birbirimize kavuşabildik prens. Siz çok, çok şahanesiniz kraliçem. Siz de bir kadını mektuplarınızla delirtecek kadar ateşli. Dudaklarım mektuplarımı aratmaz sanırım. Başımı döndürdünüz. Mektuplarınızda kurduğunuz hayaller gibi kral olacak Filip bunağını öldürüp tahta geçmek ve Fatih'in ustasının bize dökeceği toplarla Konstantin şehrini almak. Bu toplar ne zaman dökülecek kraliçem? Urban sultanına bir köpek kadar sadık kaldı. Ama ben onun inadını kıracak silahı buldum Nikola. Size inanıyorum Maria. İnanmanız gerek, çünkü kralım olacaksınız prens, ben de kraliçeniz. İkimiz, sadece ikimiz kalacağız. Ya üvey kızınız, müstakbel karım Beatrice, o ne olacak? Prens Nikola, sizin her şeyi bilmeniz gerekmez mi? Beni şaşırtıyorsunuz prensim. Yoksa siz... Acı çekmeye bayılırım Jean. Jean, erkeğim. Her şeyi biliyorum ama... bir kere daha tatlı dudaklarından dinlemek ayrı bir zevk. Size şahane bir düğün yapacağım. Sonra da Beatrice'e şahane bir cenaze töreni. Öldürmek şehvet kadar hoş bir şey. Filip'e kardeşi Kral Farabba'yı öldürtmek ikimizin planı değil miydi? Evet. Tabii. Gizli hücrenin anahtarı bu. Hazineler değerinde. Benim için en yüklü hazine dudakların Maria. Eğer benden kaçmamanız için iki gözlü olmam gerekiyorsa emredin öyle olayım. Sizi elde etmek için yapamayacağım şey yok güzel Beatrice. Hayır. Şeytan prens, büyücü prens. Nefretim aşka döndürdün ilk günde. Aman Allah'ım. Ne oluyor bana? Aşığım. Seviyorum.
Kimsin kızım sen? Bırakın beni, bırakın hain herifler! Allah cezanızı versin! Akıncı Bey'im, Malkoçoğlu'yum ben! Malkoçoğlu, Allah'ım sana şükürler olsun! Urban Usta'nın kızıyım ben! Adım Melike! Babamı çok zorladılar, günlerce karşı koydu. Sonunda benim hayatımda tehdit ettiler. Mecbur oldu babam. İnanın beni kurtarmak için. Sus artık yavrum, her şey düzelecek. Kızı karargaha götüreceksin Kostaçio. Ben saraydaki işlerimi bitirdikten sonra babanı, öteki esirlerimizi kurtarıp geleceğim. Hadi yavrum, hadi. Pis işler bunlar Kostaçio, iğrenç işler. Ama yanlarına bırakmayacağım. Hadi kızım, hadi. Ortalık aydınlanıyor Maria, gitmeliyim ben. Oh. Kapat gözlerini sevgilim. Ha, şöyle. Başka gecelerimizi de düşün. Esir kız nasıl kaçabilir? Hem de gizli geçitten. Oranın tek anahtarı var, o da sizde. Benim de anlayamadığım o ya. Anahtarı kim alabilir benden? Onu kendiniz daha iyi bilirsiniz Sayın Maria. Anahtarı alan herhalde dün gece odanıza girenlerden biridir. Hizmetkarlar gibi odamın kapısını mı gözetliyorsunuz? Sarayda gördükleri iyi niyete öylesine nankörce karşılık verenler var ki... ...küstahlıklarını görmek için gözetlemeye lüzum yok. Açık konuş Beatrice! Bu konuda Prens Nikola ya da sevgili analığım Sayın Maria'nın konuşmaları daha yararlı olur baba. Sevgili nişanlım Beatrice... ...herhalde suçlamak istiyorlar benim. Utanma duygusu taşıyanlar suçlanır Sayın Prens. Misafir bulunduğu yerde kalp ve namus hırsızlığı edenler değil.